Yatağın tadını mı çıkarıyorsun sen? Hı? Bu oda konağın kalbidir. Kurulduğundan beri konağın tüm hanımları burada kaldı. Sevgi de burada büyüdü. Ailenin kökleri de. Analığı burada tattılar. Hamileyim. Ne? Sakin ol. Sakin ol. Faruk'la evlendin. Karısı oldun. Ama sanma ki benim gelinimsin. Sanma ki bu konağın hanımısın. Yaşadığın müddetçe keyfini çıkar. Çünkü günü geldiğinde umutlarla girdiğin bu odadan kapkaranlık bir istikballe çıkacaksın. Babaannem kapkara bir tahlilde çıkacaksın bu odadan derken kendi hastalığını kastetmiyor eminim ki. O kadar geç buldum ki onu. Kaybetmeyi düşünemiyorum bile Yağız. Keşke babanın omuzlarından tutup sarsa bilsem. Bu kadını böyle bırakamayız diye biz. Ha? Değil mi? Diyelim mi? Öyle mi diyorsun? Öyle mi diyorsun? Evet. Ha? Süreyya. Ha teyze. Bize çıkmış, bize. Aa, sen nereden duydun hemen ya? Akif söyledi. Ay, ev bakıyorlarmış. Belki birlikte otururuz kız. Biz de yakında taşınırız ha. Kısmet. Gel yatıralım. Yaz hanımı. Yaz hanım ve tanelerini. Oh. Uyuyacak. Gözleri gidiyor. Tamam hadi. Uyur o. Sen niye böyle ölü balık gibisin ya? Ha? Göbek atacaksın zannediyordum ben. Ne bileyim teyze ya. Ben zannettiğimden çok daha alışmışım biliyor musun bu kalabalık eve? Öyle bakma gerçekten. Aynı çatının altında olmak çok acayip bir şey. Düşünsene İpek'le başka türlü nasıl ortak bir yer bulacaktık mesela. Ya gülme öyle. Hani biz hayatta hep yalnızdık ya.
Belki o yüzden bu kadar çok sevmişimdir. Ben isterim mesela yazı görmek böyle kuzenleriyle. Hep beraber koştururken mesela. Bu kadın okuyup üflüyor seni. Yoksa sen nereden nereye getirdi seni böyle ya? Ya aslında ben sana bir şey söyleyeceğim. Dilara gel, ben iki dakikada anlatayım mı şunu? Senin konak aşkını sonra dinlerim. Çünkü benim şu an başımda uğraşmam gereken başka aşklar var. Ne? Bak bir nefesi anlatacağım. Sakın beni durdurma. Vakit yok. Aa o filan demek serbest. Ama şaşırma faslı sonra. Tamam mı? 10 tane sorum oldu bile, anlat bakayım. Bir dakika dur. Bir dakika. Şimdi hemen anlatıyorum. Bak şimdi. Hani bu Güneş diye bir hatun vardı ya. Halanın yanında çalışan. Evet. Şimdi bu Bursa'daki şubeye gidip gelirken ben bunu gördüm. Bir gün Adem'in arabasına biniyordu. Şüphelendim. Diloş da yani Adem madem diye sayıklayınca ben bunun peşine düştüm. Güneş'e bir şekilde ulaştım. Dedim sen ne ayaksın dedim. Böyle evli adamlarla senin ne işin olur? Yani ben bunu kibarcasını söyledim. Hızlı özeti bu. Bir dakika sorma. Anlatıyorum. O da bana dedi ki haliyle sen kimsin filan dedi. Neyse bu kavgaları hızlıca geçiyorum. Bir dakika anlatıyorum. Henüz bitmedi. Bugün benim evime geldi. Çünkü ulu orta konuşmayalım demiştik biz bunu. Ya diyor ki onlar artık diyor kağıtta evli diyor. İşte mahkeme gününü bekliyorlar filan diyor. Bir dakika anlamadım, şimdi bunlar beraber mi? Gibi. Adem bunda yaşıyormuş ayol. Öyleymiş, onda kalıyormuş. Kadın da biriyle konuşabilmek istiyor. Ne yapsın? Meramını bana anlatmak istiyor. Şimdi biz de çaresiz biraz böyle ahbabımsı gibi olduk. Ya bilmiyor musun Adem'i? Kadınları manyak ediyor. Ben de anlamıyorum ki. Yani daha kötüsü bugün Dilara ile Güneş benim evimde pişti oldular. Ana konu bu. Nasıl pişti oldu? Bir dakika anlamıyorum, yetişemiyorum. Çorba oldum ben. Ne demek? Senin evinde ne işi var? Dilara'ya dedim ki işte ortak arkadaşımız var okuldan filan dedim. Uydur ipediz. Ne olur beni bozma, idare et. Ne demek bozma ya? Niye söylemiyoruz teyze? Çünkü anacığım şimdi bu kadın gelmiş bana anlatmış bu kadar derdini. Ben de dahil oldum. Ne yapacaksın? Şimdi onun arkasından da böyle işler çeviremeyiz yani. Bak iyi bir kadın valla. Hiç öyle arkasından fesatlık filan yapmayalım biz bunun. Bak ben neden bu kadının senin evine geldiğini ve bunu niye sakladığımızı anlamıyorum hala. Çünkü ben kadının mekanına gittim, çamurluk ettim. Dedim ki yakarım, yıkarım burayı dedim. Mecburen geldi. Yahu bu Adem de Fikret'i kurtarıp da kahramanlık yapmamış olsaydı Diloş da bu kadar yumuşamayacaktı. Bir yanlış dört doğruyu mu götürdü anlamadım ki ben de. What can I do sometimes yani, öyle bir durum. Tamam okey, sen söz vermişsin. Ben söz falan vermedim. Ben diyeceğim ki ben bir yerde gördüm beraber. Ya ama niye böyle bir şey yapasın değil mi? Düşününce biz hiç karışmasak, uzak dursak. Ne demek karışmasak ya? Benim en yakın arkadaşımın şimdiki kocası başka bir kadınla beraber, başka bir evde beraber yaşıyor ve ben salağa yatacağım. Hiç söylemeyeceğim, bilmiyormuş gibi yapacağım, öyle mi? Ya gözümüzün önünde kız ümitleniyor ya. Ya hamileyken boş yere üzeceğiz. Biliyoruz kaba sakalı. Ondan bu kıza yar olmayacak. Anlamıyor musun sen? Biz incitmeden, üzmeden, kırmadan uzaklaştıralım şu kuzuyu, ne olur ya. Teyze. Ay. Kız aşağıda seni arayıp duruyorum, neredesin? Ay. Ben tuvaletten çıkınca Süreyya'nın yanına geleyim dedim. Baksana vize çıkmış konaktan taşınmak için. Bu da hiç sevinmiyor. Aa niye be, anlatsana kuzum. Nasıl? Bilemedim. Aha, evde yoklar. Bu nasıl? Bak. Yani. Sen pek emin değilsin galiba. Ya abi bana düşmez ama ya, hani bir orta yol bulamaz mıyız ya? Sonuçta bence Garip Bey de öyle kötü biri değil ki. Allah varsa bir orta yolunuz bulun. Ben bulamadım. Efendim. Tamam geliyorum. Şu gerçekten çocuk değilim. Annemin gel gitlerini de çekemeyeceğim. Biz İpek'le ayrı eve çıkacağız. Benim kararım net. Hadi size kolay gelsin. Bir yere gitmem lazım.
Ya patron ne bileyim ya, ben de hiç böyle hiç ısınamadım ya. Yani sonuçta sizi ayrı ayrı evlerde falan hiç düşünemedim. Gözüme gelmiyor abi yani. Hem de iki günde apar topar nereye böyle? Bak sen bile soruyorsun nereye diye. Annem sormadı, siz bilirsiniz dedi. Kesir'de attı ya. Gel. Açık çayınızı getirdim. Teşekkür ederim. Sevdiğiniz kurabiyelerden de aldırdım. Teşekkür ederim. Aldıklarınızı eve yollatıyorum şimdi. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ya patron, ben bu unisex isimlere de ayrı bir ayırım ya. O ne öyle şimdi? Kızın olmuş, Zeynep koy, Ayşe koy, ne bileyim Necla koy, bir şey koy. Ya özgür niye ya? Hayır yani şimdi niye sen kafa karıştırıyorsun ki böyle? Allah Allah ne? Oğlum herkes niye ayrı oldu bu kıza ya? İşinde gücünde bu kız. Herkes derken patron. Ne diyorsun lan? Kesin sürüye patladı değil mi? Bak bak delikanlı gibisin. Kesin ben biliyorum. Ya bir dakika sen şu Anastasya'yı bir anlat bakalım. Anastasya. Gelmiş bana bık bık buradan konuşuyor. Aman duymasın. Lan kendin öptün gerizekalı. Kızım herkes fikrini söyledi. Sen de hangi elbise daha güzel söylesene Özgür. Oylama yapıyoruz şurada. Onu Faruk Boran'a kaptırdık kızım. Pislikler. Adam yakışıklı. Ne olmuş yani? Çok güzel. Eline sağlık. Bunları İpek Hanım'a götür. O bir rapor hazırlayacak bunlarla ilgili. Tamam? Tamam. İpek'in bu ara telaşı çok olacak. Düğündür, ev telaşı falan. Böyle Ankara işleri acaba başkasına mı versin? İpek bizzat kendisi görmek istedi. Eğer öyle düşünseydi sanırım başkasına pas ederdi. Sizin toplantınız bittiyse ben de... Biliyorum. Aldım talep formunu. Hevesini anlıyorum. Okan, takdir de ediyorum ama bu kadar büyük alımlarda iyi bir piyasa araştırması yapmak gerekiyor. Birkaç teklif daha mı alsın acaba? Bu firma benim çok eskiden beri İstanbul'dan tanıdığım bir firma. Her zaman bana piyasanın altında fiyat verir. Ne güzel ama sen bence yine de birkaç tane daha teklif al. Çünkü ne derler bilirsin. Rekabet piyasayı her zaman kızıştırır. VIP aracı ihtiyacımız var. Düğünden önce alalım, hazır olsun istiyoruz İpek'le. Kiralarız. Ben bir önce alalım ve giydirelim istiyorum. Giydirme düğünü kadar zaten yetişmez. Ya daha düğün sezonunda da çok var. Değil mi? Yani acele etmemize gerek yok. Ayrıca yani bu kadar büyük bir sayıda bence çok gereksiz. Siz isterseniz önce bir ispat edin rüştünüzü. Bu ne iş? Turizm ve organizasyon firması olarak. Biz de o zamana kadar asli işimiz olan taşımacılığa bakalım. Ne dersin? Senin benimle kişisel böyle çözemediğin bir husumet mi var aramızda? Hı? Nedir? Ne gibi bir husumetim olabilir seninle? Ne bileyim yani İpek'le çalışıyorum diye. Bir tek o geliyor aklıma da. Bir, ben burada şirketin menfaatine olan bir mesele hakkında konuşuyorum. Hı. İki, İpek seninle değil, bizimle şirketimiz bünyesinde çalışıyor. Üç, sen kimsin Okan? Ha? Sırf Kırım seninle çalışıyor diye sana husumet besleyeceğim. İş başka, arkadaşlık başka. Bunların arasına bir çizgi koy, ikisini ayır, sonra konuşalım. Çünkü gerçekten gereksiz yere buluşacağız. Kolay gelsin. Geç, 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 geç. Şerbetler geldi. Vay
yapıyorum. Bütün laflarımı geri alıyorum. Yalayıp yutuyorum. Gerçekten her eve bir hamam lazımmış Esma'nınca. Şu keyfe bak ya. Ne güzel oldu. Hiç para toplanamamıştık burada. Bence artık her ay bir kere toplanalım, gün yapalım. Allah Allah. Gelemedi mi İpek? Yani yetişmeye çalışacağım dedi ama teşekkür ederim. Ay, gelin olma hamamınızı da yapmak nasip oldu ya hanım. Ay, gelinlerin uğurlu eli diyelim. Gerçekten keramet hamamda, ben söyleyeyim. Sizi de böyle gördük ya. Şimdi merak ediyorum. Gelin hanımlar, kim kimi yıkayacak acaba? Efendim ben diyorum ki siz herkesi yıkasanız nasıl olur acaba? Ancak o zaman makul bir ceza olur. Çünkü daha Zenne olayını unutmadık malum. Aa, kadına bir şey oldu. Kız! Kız öldür! Vicdan azabı yapsın diye numara yapıyorum şurada. Sert vur. Vurayım, hızlı vurayım değil mi? Daha sert vur. Ne oluyorsunuz? Ay yetiştim, gel. Gel bir şey yok. Kurtarırken vallahi öldürüyordunuz. Ciğerlerim ağzıma geldi. Allah Allah. Hayret, nasıl peştemallarla hastanelere düşmedik, çok şaşırdım bu arada. Vallahi. Nasıl yetiştin sen? Paketledim oradakileri. Dedim hamamda bekleyenim var. Çıktım geldim. Ay. Bu arada Senem Hanım. Geçmiş olsun. Ben öyle bir lokmada ölmem. Dokuz canlıyım, merak etmeyin. Yalnız hatırlatın da şu hamamdan sonra size bir ilk yardım organizasyonu düzenleyeyim. Aman Senem Hanım, siz böyle yerde can çekişen bir adam falan görürseniz oradan hemen uzaklaşın. Çünkü adamın belki yaşama şansı vardır yani. Adama bakın, çok komiksiniz. Değeri anlaşılmamış sanatçılar gibiyim. Bu çağda kıymetin bilinmedi. Aa, kıymet demişken, Kıymet Hanım nerede? Yok Nurgül abla, dedi ki ben o hamama bir kere girdim. Bir daha da ben o hamama girmem dedi yani. Haklı. Ben size nezarethanede söylemiştim. Her trajedinin sonu bir komedi. Ben olmasam gülecek mevzunuz yok ama neyse. O zaman benim size bir sürprizim var. Aman sürpriz. Hanımım vallahi bu olmasa hayatta olmaz. Vallahi benim bir daha yok, ben yapmadım. Ne? Süreyya gibi yapıyorum. İyi günler. Neşeniz dolu olsun hanımlar. Hoş geldiniz. Gelin hanımdan başlayalım mı? Hayır hayır. Siz efendim bu hanımefendiden başlayın. Bastıra bastıra güzelce. Çitileyelim. Yok gerçekten. Yok. Yıkansın. Yok güzel yıkansın. Haber de alamıyorum ki, bu uzaklık niye yani? Hani bari iyi misin onu öğreneyim. Ne? Ya bir sosyal medya hesabı bir şey de yok yani. Gerçi oraya mı koyacak da iyileşip iyileşmediğini anlamıyorum. Of. Otur. Diloş'um, fizik tedaviye gittiğini bildiğimize göre herhalde yürüse de haberimiz olur değil mi? Öyle de.
Diloş'un, senin beklentin ne? Ben anlamıyorum da. Ya ben de anlamıyorum ki kendimi. Bir böyle deli gibi kızıyorum. Bir merak ediyorum ne yapıyor, ne ediyor diye. Ha bilsem evini falan inatla gideceğim ama. Akif. Bulamaz mı evini? Dilara. Ben geçen gün... Tekme attı. Ne? Tekme attı. Nasıl ya? Hadi, hadi tatlı. Ay hadi, ay hadi teyze de görsün. Minnoş. Ay hadi. Hani nerede? Ya. Yalnız da böyleydi biliyor musun? Tam tekme atardı, insanlara göstermek isterdim sonra ortada yok. Nefesimi kurtsam da bırakırdı beni. Ya sen babandan bahsettiğimizi mi anladın? Heyecanlandın mı? Ya ne acayip ismiş. İnsan herkesle paylaşmak istiyor. Tatlım hadi. Sesini duydum. Koştum. Yetişemedim. O kadar hızlı değilim tabii daha. Daha coşkulu bir karşılama bekliyordum. Ne oldu? Kötü mü geçti günün? Yani daha iyisini gördük dediklerinden. Hı. Seninki iyi geçmiş anlaşılan. İyi, gayet iyi. Egzersizler gayet iyiydi. Doktor bu hızla gidersem... ayaklanmamın an meselesi olduğunu söyledi. Öyle ah ama. Çok sevindim senin adına. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Buyurun. Sizin için nefis bir sofra hazırladım. Efendim menümüzde pırasa var, kabak var, işte benim mum yeşillikler var. Sizin rejiminize uygun bir menü hazırlamaya çalıştım. Evet, buyurun lütfen. Evet. Evet. Ya ya hallettim, hallettim. Hallettim. Evet. Hoppa. Evet. Afiyet olsun. Bayağı uğraşmışsın. Ellerine sağlık. Bayağı. İyi misin ya? He? Kötü bir şey olmuş. Benle ilgili olduğunu hissediyorum. Hı? Ne? Aradığında Dilara ile birlikteydim. Ne? Neden yani? Bir dakika, ne alakası var anlamadım. Tesadüf diyelim. Senin babalık heyecanını konuşmak varmış bugünün kısmetinde. Of. Ben karının bu heyecanı seninle paylaşmak için bu kadar hevesli olduğunu bilmiyordum Adem. Bak biz vaat yok dedik. Beklenti yok dedik. Kabul yok. Ama aramızda bir şey yok diyemeyiz. Değil mi? En azından ben diyemem. Ben yol boyunca düşündüm. Sizin ilişkiniz ölmemiş Adem. Komada. Ne yaşadıysanız bilmiyorum ama... o kadın sana hala aşık. O yüzden ben de...
o fişi çekmeye yardım eden kadın olmak istemiyorum. Senin kafanı karıştıran kadın olmak istemiyorum. Böyle bir vicdan yüküne de tahammülüm yok. Çünkü benimkiler bana yetiyor. En azından o çocuğun ailesiyle büyüme şansı olabilir. Tabii zaman ne gösterir bilmeyiz ama... Yani siz aranızdaki belirsizliği netleştirmeden... Biz başka bir belirsizlik yaşayamayız. Sizin için derken. Çok güzel ya. Hakikaten. Nefis ya. Yani herkesin benimle ilgili bir fikri, bir planı var. Nasıl oluyor bu bilmiyorum ya. Neyim ben acaba? Hı? Ben neyim? Biblo muyum? Süs bitkisi miyim? Neyim ben? Dilara Hanım bana olan düşkünlüğünün ne benimle ne de bebeğimizle bir ilgisi var. Neyle ilgisi var söyleyeyim mi sana? Bak benim işte bu acizimle ilgisi var. Neden? Çünkü ben bu bacakları kıymetli Fikret Moran için feda ettim de ondan. Ha, yarın öbür gün hakkımı aramak için bunların karşısına dikildiğimde... ...bacakları arkasına vura vura bunların peşinden koşup... ...beni böyle mal gibi ortada bırakmayacağının hiçbir garantisi yok. Hatta tam tersine bunun bir garantisi var. Böyle diyeyim sana. İşte bu yüzden Dilara benim için bitti. Anladın mı? Ne senin ne de bir başkasının bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Dilara benim için öldü, bitti. Bizim ilişkimiz ölü. Komada olan biri varsa o da benim. Ben de bu durumdan çıkmaya çalışıyorum işte. Bunun içinden debelenmeye çalışıyorum ha. Sen bu süreçte benimle birlikte olmak istersin. Benimle birlikte debelenirsin ya da debelenmezsin. Canın ne istiyorsa, nereye gitmek istiyorsa gidersin. Anlatabildim mi? Ya Allah aşkına artistlik yapıyorsun. Nereye gitmeye çalışıyorsun? Gidemiyorsun da zaten. Ne yapıyorsun? Geç. Bekle. Zamanı geldiğinde gidersin. Saçı başı da kalmış. Manyaksın biliyorsun değil mi? Kendini bilmeyen sensin. Hadi acıktım ben. Geç. Yemek yiyelim. Yürü şimdi gerisin geri, egzersiz olur hadi. Yardım. Bırak beni. Oh. Ah. Ne yapacağımı da bileyim ben ama. Evet. Öyle. Hop 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 hop. Hop hop hop. Ah. Ah. Koltukta yeneğine tutunmuyorsun. Hani bir şansınız var belki diyordun. Ne değişti şimdi? Ya bir şey değişmesinden değil de hani sizi... Üzülme istiyorum. Yani sonuçta ya, Adem'i de tavır... Biz birbirimizi çok kırdık. Çok kırdık. Yani olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama olursa da kolay olmayacak onu biliyorum. Yani Adem canı yandıkça can yakar. Ben söylediklerine o yüzden o kadar takılmıyorum onun. Dilara, bak benim sana bir şey söylemem lazım. Pardon, ben sonra da gelebilirim. Gel buraya, yakışıklı, çok özledim ben seni. Gel. Ay. Ya şey derim. Ya sınıf arkadaşım hani partiye gelmişti. Ha, hatırladım ben onu. İşte o keman çalıyor da sevdiği bir şarkının nota deşifresini yapar mısın diyecektim de o bulamamış. Yaparım tabii yaparım. Hadi siz çalışın ben kaçayım. Hayır canım yemeğe kalsaydın keşke. Ya şimdi sizin telaşınız çok, biz konuşuruz sonra zaten. Tamam ben bir geçeyim o zaman. Ya yavrum Nazif aşağıda bekliyor, ben yabancı mıyım sen bekletme yakışıklıyı.
Nurgül abla. Canım. Bize de bir yardımcı bulabilir miyiz? Ben ne bileyim, belki sen alırsın önden biraz yetiştirirsin falan. Hani ben böyle herkesin yemeğini yemiyorum ya. Akşama konuşuruz demiştik ya Fikret. Yani. Akşam yemeğinden sonra. Vallahi açıkçası benim fikrim baki. O yüzden çok da fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bence bu mevzuda uzatılacak bir taraf yok. Yani sonuçta farklı şehirlere taşınmıyoruz. Yani bence Fikret haklı. Ne? Bari keşke kaydetseydim buna. Ya her zaman olmuyor sonuçta yani. Şirkette de bu kadar net değildin. Abi. Bakın, biz bu evde niye kalıyorduk? Annemiz için. Annemizin bize artık ihtiyacı var mı? Yok. Çünkü artık garip bey var. Bizim de bu konakta kalmamıza gerek yok. Değil mi? Biz büyük bir aile olalım diye buradaydık. Onca Badire'ye rağmen kopmayan bağlarımızı koruyalım diye buradaydık. Yeniden geldiğimizde söylediğiniz konağa o ruhu kazandıralım diye bir aradaydık. Yıllarca birçok şeyi hazmetti bu konak. Geliştirdi, güzelleştirdi ama hep birleştirdi. Bir tek benim mutluluğumu pek hazmedemedi. Hep bir tarafı kesmen lazım Esma dedi. Ama keser miyim, kesilen miyim? O sizin takdiriniz. Bu kez siz ne derseniz o olmak durumunda. Kesen mi, kesilen mi? Hem bu evden gitmeye sen mecbur et. Hem de bunun suçluluğunu yükle. Tam Esma Sultan'lık bir hareket. Hayatım. Annen çok sağlıklı şu an. Evet. Ama en nihayetinde yaşlı bir kadın. Daha ne kadar biz de bilmiyoruz. Sen bütün hayatını annenin yanında geçirip... sonra da son senelerinde yanında olmadığı için... vicdan azabı hissetmeyecek misin? Üzülmeyecek misin? Ki ayrıca ben çok istiyorum.
çocuklarımızın babaannesi sevgisiyle büyümesini. O yalnız kalmayacak ki. Artık onun bir kocası var. Siz de gelir gidersiniz. O ne demek? Gündüzleri yani. Gelip gidersiniz. Ya Süreyya, gerçekten ben anlamıyorum ya. Bunun en başta senin karşı çıkman gerekmiyor mu? Hayır. Ben hiçbir zaman istemedim ki taşınmak. Doğru. Bu evin kaosları sadece sizi zedeliyor değil mi? Yani... Ya ben... Çocuklarıma daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Tamam mı? Hem bu Emir'e de iyi gelir. Emir. Evet, Emir. Of, çocuk bana demediğini bırakmayacak. Ve haklı. Çok haklı. Nasıl anlatacağım ona bilmiyorum. Düzeni de bozmamak lazım. Süreyya, hala şansın deniyorsun. Yapma. Ama istemiyorsun. Ayrıca üzülüyorsun. Ve kendini taşınmak zorunda hissediyorsun. Evet. Evet. Ama yapacak başka bir şey yok. Bak. Bu ev artık Boran Konağı değil. Tamam mı Süreyya? Bak. Sizin... kadınların bir arada yaşama formülüyle erkeklerinki farklı. Tamam mı? Ben bu evin kararlarını gariple tartışamam. Benim kurulu bir düzenim var, sistemim var. Yani yeri gelmiş ben hayatımdan fedakarlık yaparak babamın boşluğunu doldurmaya çalışmışım. Yani ben tekrar başa dönemem. Süreyya, Allah aşkına beni anlayın ya. Gözünüzü seveyim ne olur. Senin yanına gidecektim bir şeyler konuşmak için. Duydum. Taşınıyormuş. Artık her şeyi ilk benden duyacaksın demiştim. Biliyorum. Ama maalesef bu... Beklemiyordum yani. Çok hızlı gelişti. Emir. Düzenini bozmayacağıma dair de söz vermiştim sana. Sözümü tutamadığım için özür diliyorum. Ama merak etme. Amcanlarla böyle çok yan yana evler tutacağız. Yani yine çok güzel bir odan olacak. Biliyorum çok zor. İnan benim için de zor. Ama... Aynı şey öyleyiz. İstediğin zaman gelip anneni görebileceksin. Annen hayatta ve sağlıklı. Hem taşınmayı da sen istedin. Bunu hazmetmek niçin bu kadar zor olsun ki baba?
abisine bu topu kaptırma. Göreceğiz bakalım. Olaylı maçımızı hatırlayan var mı? Osman'ın kolunun çıktığı. Unutmak mümkün değil abicim. Hatta babam benim doktora değil de çıkıkçıya götürmüşler. Çıkıkçı Murtaza. Murtaza. Oğlum vallahi ben topa tabii müdahale etmek istemiştim. Tabii ki, tabii ki. Hamlem topaydı, sana patladı. Çok özür dilerim. Yok canım, bir kol ne olacak? Taz abi benim. Konağı aslı şimdi kaptırdık beyler. Ha? Geçmiş olsun. Bundan sonra zaten anca adabımızla gelir gideriz konağımıza. Öyle maç falan. Hikaye yani. Acaba nikah Senem mi organize etse? Neden? Nasıl neden oğlum? Kadın üçte üç felaket yaptı ya. Yemin ediyorum bakın size garibi dünyanın üzerinden silebilir. Tövbe tövbe. Bak düşünün bunu. Gerçekten oğlum. Niye? İhtimal var ama hala grubun içine geliyorsun. Sonum onumuz teyze. Başarılı. Masalımın mutlu sonunu duyuyorum içimde, yüzü düşmüş umudumun. Derdim büyük ama başımda dik ve kesiklerin hepsi kuruyor. Acıtır ve ilacını da